Herkese selam. Bugün Datça'dayım ve çok güzel bir villa tatiline geldik arkadaşlarımızla birlikte. Size hemen kısa bir ev turu yapıyorum. Dışarıyı, havuzu göstereceğim. Biraz karanlık gözüküyor ama şöyle kapıdan girince hemen merdivenle yukarıya çıkabiliyorsunuz. Orada iki kişilik bir yatak var. Burası bizim odamız. Hemen böyle burada da iki kişilik bir yatak. Sonra burada tek kişilik bir yatak var. Devam ediyorum. Burada kıyafetlerimizi koyduğumuz dolaplar ve banyomuz. Burası da böyle. Duşumuz. Aynı bu şekilde bir oda daha var. Orada da arkadaşlarımız kalıyor. Ama mantık olarak aynı yani. Buradaki yatak, yukarıdaki yatak, ondan sonra aşağıdaki bu tekli ve banyosu o odanın da var. Dolayısıyla biz 4 kişi bir tane de bebek olarak geldik ama 5 kişi rahatlıkla tek bir odada kalabilir yani. Ev sahibimiz de çok tatlı bir insan. Şöyle mutfağımız. Burası da salon. Burası arkadaşlarımızın odası. Onların hemen odasının önünde balkon var. Aynı şekilde burası bizim odamız. Bizim odanın da önünde hemen balkon var. Havuzumuz. Çok güzel bir yer gerçekten. 4 günlük bir Datça tatili yapacağız arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi eşyalarımızı evimize yerleştirdik. Biraz oturduk, dinlendik, kahvemizi içtik. Eski Datça'ya gideceğiz. Eski Datça sokaklarını bugünden gezelim, bitirelim istiyorum. Orada dondurma yiyeceğiz. Bademli gazoz denemeyi çok istiyorum, çok merak ediyorum. Eğer bulursak gazoz da içeceğiz. Datça'ya özgü lezzetler tatmaya çalışacağım. Burası bayağı rüzgar alan bir bölge bu arada. Datça'nın özelliği bu şekildeymiş. Tam yarımada olduğu için uçlarda kalıyor biraz. O yüzden rüzgar sesinden ötürü üzgünüm. Ama Datça kesinlikle görülmeye değer. Az önce Datça'nın merkezine de gittik. Orada çok güzel denize sıfır kafe restoranlar var. Hatta yarın için bayramın birinci günü bir restorana rezerve yaptırdık. Yarın gittiğimizde orayı da gösteririm. Tam böyle denize sıfır. Ayaklarınız suda şekilde oturup yemek yiyebileceğiniz, çay kahve ne istiyorsanız yiyip içebileceğiniz çok güzel mekanlar var. Orayı da tekrar gittiğimizde yarın göstereceğim. Dondurmamın büyüklüğüne bakar mısınız? Buranın en ünlü dondurmacısına geldik eski Datça'da, Tekin Usta. Ve iki dondurmaya hayatımızda ilk defa 210 TL ödedik. Ama hayatımda yediğim en iyi dondurma. Evet, %100 keçi sütüyle yapılıyor hepsi ve çok lezzetli. Can Yücel'in evine geldik. Ama kapıları kapalı çünkü burası bir müze değil, özel bir mülk halinde şu anda. Sokağı da böyle. Arkadaşlar şimdi Palamutbükü'ne doğru yola çıktık. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Dün çok fazla çekemedim çünkü dondurmacıda çok sıra vardı akşam merkeze gittiğimizde. Sonra dondurmalarımız aşırı hızlı şekilde eridiği için hiçbir şey gösteremedim ama güzeldi yani. Siz gelirseniz gidin Tekin Usta'ya. Hem eski Datça'da hem de merkezde yeri var. Şimdi bugün de denize gitmek istiyoruz. O yüzden Palamutbükü'ne karar verdik. Oradan
şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Şu tam karşıya gideceğiz. Palamutbükü görünmüş oldu şimdi. Nereden bakarsanız bakın deniz, buradan bakın. Şu odada nasıl yaşam olur? Buradan bakın. 300 metre. Palamutbükü'ne geldik. Böyle taşlı, çakıllı bir plajı var. Masmavi, çok güzel denizi. Birazdan şezlong kiralayacağız. Kendi kamp sandalyelerimiz de var.